Altın Beyinli Adam, Alphonse Daudet. Bir varmış, bir yokmuş. Altın beyinli bir adam varmış. Evet, öyle madam. Hem de som altından bir beyin. Dünyaya geldiği zaman başı o kadar ağır, kafatası o kadar kocamanmış ki, hekimler bu çocuk yaşamaz demişler. Demişler ama çocuk yaşamış, güneşte boyatan güzel bir zeytin fidanı gibi gelişmiş. Yalnız kocaman kafası hep ağır basarmış. Yürürken sağa sola toz vurması pek acınacak şeymiş. Sık sık düşermiş de. Bir gün sahanlıktan yuvarlanmış ve anlı mermer bir basamağa çarpınca kafatası bir maden külçesi gibi tın etmiş. Öldü sanmışlar. Ama çocuğu yerden kaldırdıkları zaman kumral saçlarında donmuş 2-3 altın damlasıyla hafif bir yaradan başka bir şeyi bulamamışlar. İşte anasıyla babası oğullarının altından bir beyni olduğunu böylece anlamışlar. Mesele o kadar gizli tutulmuş ki zavallı çocuk bile işin farkına varamamış. Zaman zaman komşu çocuklarıyla kapı önünde oynamasına neden izin verilmediğini sorarmış, annesi de ona şöyle cevap verirmiş: "Sonra seni çalarlar elmasım." Çocukcağız çalınmaktan pek korkarmış. Hiç ağzını açmadan yalnız başına oynamaya gidermiş. Bir odadan öbür odaya tıpış tıpış dolaşır dururmuş. Ancak 18'ine basınca anası babası ona kaderin kendisine bahşettiği harikulade nimeti anlatmışlar. Bu yaşa kadar besleyip büyütmelerine karşılık altınından birazcık istemişler. Çocuk hiç tereddüt etmemiş. Hemen o anda nasıl ne ile bu masalda yok, beyninden ceviz büyüklüğünde bir altın külçesi kopararak böbürlene böbürlene annesinin ayakları altına atıvermiş. Sonra kafasında taşıdığı bu zenginlikten gözü kamaşmış. Binbir arzuyla deliye dönmüş. Kendi kudretinden sarhoş, baba evinden ayrılmış ve diyar diyar dolaşarak hazinesini harcamaya başlamış. Hesapsız altın harcayarak sürdüğü şahane hayata bakılırsa beyni bitip tükenmeyecek gibi gelirmiş. Ama beyin tükenmekteymiş. Beyin tükendikçe de gözlerinin feri sönmekte, yanakları çukur çukur olmaktaymış. Nihayet günün birinde çılgın bir hovardalığın sabahında zavallı genç, ziyafetin döküntüleri ve sararıp solan avizeler arasında yapayalnız kalınca, altın külçesinde açtığı kocaman deliği görüp ürkmüş. Artık uslu oturmak zamanının geldiğini anlamış. O andan itibaren yeni bir hayata başlamış. Altın beyinli adam artık dokunmak istemediği bu uğursuz zenginliği unutmaya çalışarak şeytana uymaktan korkan bir günahkar gibi vesveseli, yapayalnız bir köşeye çekilip yaşamış. Ne çare ki sırrını öğrenmiş olan bir dostu inzivasında da peşini bırakmamış. Bir gece zavallı adam müthiş bir baş ağrısıyla sıçrayarak uyanmış. Şaşkın şaşkın doğrulmuş ve ay ışığında arkadaşını paltosunun altında bir şeyler gizleyerek kaçarken görmüş. Demek beyninden bir parça daha çalmışlar. Bundan bir müddet sonra altın beyinli adam aşık olmuş ve bu sefer bütün hapı yutmuş. Bütün kalbiyle sarışın bir kadını sevmiş. O da onu seviyormuş ama süsü püsü, beyaz tüylü şapkaları, güzelim püsküllü çizmeleri daha çok severmiş. Bu yarı bebek, yarı kuş, mini minnacık kadının ellerinde altının eriyip gitmesi bir zevkmiş. Türlü türlü hevesleri varmış. Adam da hiçbir zaman olmaz diyememiş. Hatta kendisini üzmemek için sonuna kadar zenginliğinin o hazin sırrını gizlemiş. Kadın ona "Biz çok zenginiz değil mi?" diye sorunca zavallı adam "Elbette çok zenginiz" dermiş. Sonra da kafasını masum masum kemiren bu mini mini devlet kuşuna sevgiyle gülümsermiş. Ama bazen korkar, cimri davranmak istermiş. Fakat tam o sırada kadın kırıta kırıta kendisine yaklaşırmış. "Kocacığım, bu kadar zenginsin, bana pahalı bir şeyler alsana." Adam da ona pahalı bir şeyler alırmış. Bu böyle 2 sene sürmüş. Nihayet bir sabah kadıncağız sebebi bilinmeden kuş gibi ölüp gidivermiş. Hazinede suyunu çekmek üzereymiş. Zavallı adam ne kalmışsa onunla sevgili karısına mükemmel bir cenaze merasimi düzenlemiş. Çanlar çalınmış, cenaze arabası siyahlara bürünmüş, atlar süslenmiş, kara kadifelere gözyaşı gibi gümüşten süsler asılmış. Adamcağız ne yapıldıysa az görmüş. Altına artık kim bakar ki? Kiliseye vermiş, cenazeyi götürenlere vermiş, çelenk satanlara vermiş, hiç pazarlık etmeden her isteyene vermiş. Öyle ki mezarlıktan dönüşte bu harikulade beyin hemen hemen boşalmış. Ancak kafatasının dibinde birkaç zerre altın kalmış. Kendini sarhoş gibi hissediyormuş. Ellerini uzatarak yalpa vura vura sokaklarda dolaşır görmüşler. Akşam olup da mağaza vitrinleri aydınlanınca top top kumaşlarla türlü türlü süslerin ışıklar içinde pırıl pırıl yandığı bir vitrinin önünde durmuş. Kenarlarında kuğu tüyleri bulunan mavi satenden bir çift kadın ayakkabısına hayran hayran baka kalmış. Kendi kendine "Bunlar karımın ne kadar da hoşuna gider" diye gülümsemiş. Karısının öldüğünü unutarak ayakkabıları satın almak için mağazaya dalmış. Satıcı kadın mağazanın arka tarafındayken müthiş bir çığlık duymuş ve hemen koşmuş. Bir de ne görsün? Bir adam ayakta, tezgaha dayanmış, acı içinde aptallaşmış bir tavırla kendisine bakıyor. Bir eliyle kuğu tüylü mavi ayakkabıları yakalamış, kan içinde olan öbür eliyle de tırnaklarının ucuna yapışmış birkaç altın zerresini uzatıp duruyor. İşte madam, Altın Beyinli Adam masalı. Peri masallarına benzemesine rağmen bu masal başından sonuna kadar hakikattir. Bu dünyada beyinlerini harcayarak yaşamaya mahkum öyle zavallılar vardır ki, en küçük borçlarını bile özlerinin ve iliklerinin o halis altınıyla öderler. Bu onların günlük ızdırabıdır. Sonra bir gün ızdırap çekmekten de bıkıp usanacaklar.